Bonjour. Merhaba sevgili öğrenciler. Umarım iyisinizdir. Bugün leçon 6, 6. dersi yapacağız. Le loisir. Loisir, hobby, boş zaman. Boş zamanlarında yaptığınız aktiviteler. Qu'est-ce que sorusu ne sorusu Fransızca'da? Qu'est-ce que? Vous aimez. Seviyorsunuz fer yapmak, danavi. Hayatta ne yapmayı seviyorsunuz diye size bir soru sorulmuş. Bir garson, burada garson gördüğünüz gibi. Bir garson var. Ve Lea. Bir de Lea burada kendisi. İkisi arasında bir diyalog geçiyor. Diyalog kısmı şurada ama hemen şöyle garson Lea diye. Bu bölümde garson Lea, garson Lea, garson Lea diye. Ondan önce ise bir açıklama var. Lea kimdir, ne yapıyor gibi. Şimdi birlikte İsterseniz bir dinleyelim. Her zamanki gibi önce dinliyoruz. Leçon 6. Les loisirs. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? 1. Écoutez et répétez le dialogue. Jouez la scène. Au café. Léa fait un voyage, pour la première fois à l'étranger. Elle ne connaît pas très bien la France et elle n'a pas d'amis là-bas. Avant d'aller à l'hôtel, elle se promène. Elle a une petite valise. Elle est très fatiguée et elle a soif. À Paris, chez Pierre, elle fait une petite pause. Voulez-vous prendre quelque chose? Un café, s'il vous plaît. Café au lait? Non, un espresso. C'est tout? Je voudrais aussi un verre d'eau. Tout de suite, madame. Evet, diyaloğu dinlediniz. Şimdi videoyu geri alıp bir daha dinleyebilirsiniz. Sonra okumaya çalışın. Özellikle diyalog bölümü sarıyla işaretledim. Garson ve Lea arasında geçen konuşmaları bir garsonla konuşuyormuş gibi yapabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızla birlikte diyalog şeklinde düşünebilirsiniz. Peki, Lea fer fiili yapmak. Un voyage masculin, Fransızca'da voyage, seyahat, yolculuk. Zaten bir sözcüğün önünde un varsa biliyorsunuz artık o maskülendir. Pour la première fois, ilk defa, à l'étranger, étranger, yurt dışı demek. İlk defa yurt dışına bir seyahat yapıyor Lea. Elle ne connaît pas très bien la France. Connaître, tanımak. Bu dersimizin dil bilgisi konusu olumsuz cümle. Fransızca'da olumsuz cümle nasıl yapılır? Burada bir cümle var. Elle ne connaît pas. Tanımaz. Fiil connaître. Fiili ne ve pa'nın arasını alıyorsunuz. Burada fiil connaître fiili aldınız ve olumsuz oldu. Ne pas. Elle ne connaît pas très bien la France. Fransa'yı çok iyi tanımaz. Sonraki cümlede olumsuz. Burada avu var, sahip olmak. Onun var biliyorsunuz. Elle n'a pas, ne pas, elle n'a pas d'amis là-bas. Orada arkadaş yok. Elle n'a pas d'amis là-bas. Neden böyle oldu? Ne? A. İki ünlü yan yana geldiği zaman Fransızca'da eklerdeki ö harfi düşer ya. Ve böyle olur. Elle n'a pas. Onun yok. Elle n'a pas. Peki,
Dami, arkadaşları yok orada. Avant d'aller à l'hôtel, otele gitmeden önce, burada bu fiil, ale fiili biliyorsunuz, gitmek. Otele gitmeden önce ale gitmek. Elle se promène. Se promener. Bu fiil ise dolaşmak. Se promener. Elle se promène. Dolaşır. Avant d'aller à l'hôtel, elle se promène. Elle a, elle artık Léa, une petite valise. Léa'nın neyi varmış? Küçük bir valizi var. Elle a une petite valise, feminen valiz, une petite valise. Elle est très fatiguée, bir önceki derste geçmişti bu sıfat. Yorgun. Fatigue, yorgun, feminen burada yazılmış. Et elle a soif. Avoir soif. Avoir soif. Susamak. Elle a soif. Susamış. Ben susadım derseniz je soif diyoruz Fransızca'da. Je soif. Ben susadım. Elle a soif. O susadı. Sen susadın. Tu as soif. Il a soif. Hep avoir fiiliyle. Il a soif. Biz susadık. Nous avons soif. Vous avez soif. Siz susadınız. Elle ya da ils ont soif. Onlar susadılar. J'ai soif, tu as soif, il a soif, nous avons soif, vous avez soif. Elles ont ya da ils ont soif. À Paris, Paris'te Chez Pierre restoranın adı Chez Pierre, Pierre'in evi gibi düşünün. Restoranın adı bir kişinin yerini belirtiyor. Chez. Elle fait une petite pause. Pause, une féminin, küçük bir ara, dinlenme, pause, ara, dinlenme. Küçük bir ara verir. Geziyor ya, susadığı için bir kafeye gidiyor. Kafenin adı Chez Pierre. Nerede Léa? O kafe. Birazdan diyalogla ilgili sorular var. Onları sorunca, cevaplarken bunları kullanacağız zaten. Peki garson sormuş. Bonjour madame. Diyalogta bu bölümü çekmemişler. Direkt garson voulez-vous prendre quelque chose diye başlıyor ama bonjour madame. Voulez-vous prendre quelque chose? Quelque chose bir şey demek Fransızca. Something bir şey. Voulez-vous ister misiniz prendre almak? Voulez-vous prendre quelque chose? Bir şey almak ister misiniz? Burada içecek tabii ki kafede. Un café s'il vous plaît. S'il vous plaît lütfen. Sihirli sözcük. Lütfen. S'il vous plaît. Lütfen. Please. İngilizce'deki lütfen. S'il vous plaît. Café au lait. Sütlü kahve. Falan Türkçe'ye de geçmiş. Bu otellerde falan kullanılır. Café au lait. Le süt. Café au lait. Sütlü kahve. No. Un espresso. Espresso biliyorsunuz İtalyanların kahvesi. O acı kahve. C'est tout. Hepsi bu mu diye soruyor garson artık. Léa bir şey daha istiyor. Je voudrais. I would like. Je voudrais. İngilizce'deki I would like. Kibarca istemek. Je voudrais isterdim. Aussi un verre d'eau. Un verre d'eau bir bardak su. Da isterdim. Un verre d'eau bir bardak su. Peki Léa ayrıca bir bardak su da istiyor. Su o. Un verre bardak. Un verre d'eau bir bardak su. Tout.
Tout de suite, derhal demek. Tout de suite, hemen, çabucak, madam. Peki, soru bölümüyle devam edelim. Sevgili öğrenciler, diyaloğu dinlediniz. Şimdi, écoutez et répétez le dialogue. Dinleyiniz ve tekrar ediniz. Jouez la scène, sahneyi oynayınız diyor size. Jouez, oynamak. Jouez la scène. Répondez aux questions. Sorulara cevap veriniz. Qui, kim sorusu. Qui va à l'étranger? Étranger, yurt dışı demek. Yurt dışına kim gidiyor? Diye söylemiş. Yurt dışı. Étranger. Une fille, féminin tabi, bir kız çocuğu. Une fille. Bir kız çocuğu va à l'étranger, yurt dışına gidiyor. Kız çocuğu, yani Léa, burada diyalogda biliyorsunuz. U sorusu, nereye sorusu Fransızca'da. U, va-t-elle, o nereye gidiyor? U, nereye? O nereye gidiyor diye sormuş. U. Elle va à Paris. O Paris'e gidiyor. Yani Léa. Qu'est-ce que sorusu. Fransızcadaki what, ne sorusu. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'elle fait avant d'aller à l'hôtel. Otele gitmeden önce ne yapıyor? Avant d'aller à l'hôtel, elle se promène. Geziniyor. Se promène, biliyorsunuz. Diyalogda da geçiyordu. Tanıtım bölümünde diyalog. Gezinmek, se promener. Est-ce qu'elle prend du lait dans le café? Lait, süt, Fransızca'da. Süt. Kahvesine süt alıyor mu? Non, elle ne prend pas de lait. Burada üçüncü tekilde se olmayacak. Prendre, almak fiili. Non, elle ne prend pas de lait. Hayır, süt almıyor. Peki burada doğru yanlış sorumuz var. Dit söyleyiniz. Vrai ou faux? Doğru mu, yanlış mı? Olumsuz cümleyi biraz anlatmıştım. Yine burada bir daha anlatacağım bilgisi bölümünde birazdan. Léa n'a pas d'amis. Léa'nın arkadaşı yok Paris'te. Doğru. Elle part avec une valise, une valise féminin. Bir valiz ile gidiyor Paris'e. Doğru. Léa va à Paris avec le TGV. TGV tren à grand vitesse. Fransızca'da hızlı trenin kısaltılmış hali TGV deniyor. TGV ile trenle gidiyor. Yanlış, öyle bir bilgi yok. Elle boit un thé au lait. Bir çay içiyor, sütlü çay. Aslında Léa'nın içtiği hatırlarsanız. Café au lait. Café au lait. Léa'nın içtiği şey o. Sütlü kahve. Dans son sac, çantasında. Çanta maskülen Fransızca'da. Çantasında il y a 3 flakon de parfüm. 3 kutu parfüm var diyor. Yanlış. Bu 1 2 son 3 soru yanlış. İlk 2 soru doğru olacak. Parfüm deyince transparan sözcük. Türkçeye parfüm diye geçmiş Fransızcadan ama telaffuzu çok farklı. Parfüm. Fransızlar parfüm diyorlar. Parfüm derseniz bunu Fransızın anlamayacağını görürsünüz. Yazarsanız belki anlar ama. Yine albüm Türkçeden, Türkçe'ye geçmiş Fransızcadan. Albüm. Fransızca album diye okunuyor. Yine okunuşu biraz farklı. Album. Parfüm. Dördüncü soruda sevgili öğrenciler.
4. Trouvez et écrivez les phrases négatives du texte dans le texte. Texte olan olumsuz cümleleri bulun demiş. Birinci cümle, elle ne connaît pas très bien la France. Biliyorsunuz ne pas, burada olumsuz cümle. Fransa'yı çok iyi tanımaz. Elle n'a pas d'amis là-bas. Orada arkadaşları yok. Yine burada ne ve pas, olumsuz eki. Ne connaît pas, yine Fransa'yı tanımıyor. Bu iki cümle olumsuz cümle diyalogda. Daha önce de belirttiğim gibi memo bölümünde bugünkü dil bilgisi konumuzun olumsuz cümle olduğunu söylemiştim. Şimdi bakalım buradaki şu cümleler olumlu cümleler, işaretlediklerim. Nasıl bu cümleleri o Fransızca'da olumsuz hale getirmişler? Örnekleri inceleyelim isterseniz birlikte. C'est une pomme. Bu bir elma. Ce n'est pas une pomme. Bu bir elma değil derken burada birinci cümlede normalde c'est une derken bu c aslında se'dir. İki e yanı yana iki ünlü geldiğinde Fransızca'da düşün s haline geliyor. Tekrar olumsuza geçtiğimizde bu s gidiyor. Onun yerine s haline tekrar ortaya çıkıyor. Ve ce n'est pas une pomme. Fiil burada bu e. Üçüncü tekil olmak fiilinin yani être fiilinin üçüncü tekili bu biliyorsunuz. Fiilimiz être. Olmak fiili être. Peki burada ne normalde olumsuzluk Fransızca'da ne ve pas. Peki bu ikisinin tam arasına fiil getiriyoruz. Fransızlar verb diyorlar. Çekimli fiil tabi. Ne verb pas yani fiil ikisinin arasına giriyor. Öyle bir şey oluşuyor Fransızca'da. Olumsuz yaparken. Ce n'est pas derken yine burada bir incelik var. O da ne ve e pas bu şekilde olur normalde değil mi? Ne pas. Ama yine buradaki e'yi düşürüyorsunuz. Ce n'est pas. Une pomme. Bir elma değil. Peki neymiş? C'est une orange. Orange, İngilizce orange. Herhalde oradan anlamışsınızdır. Portakal. Feminen. C'est une orange. Feminen. Bir sonraki cümledeyiz. İki. La phrase suivante. İkinci cümle. Ils sont Türk. Onlar Türktür. Peki burada fiil yine olmak fiili ve üçüncü çoğul son. Ne yapmış buradaki sonun önüne ne, sonuna pa getirerek ils ne sont pas Türk. Onlar Türk değildir. Ils sont français. Onlar Fransızdır. Bir cümle ben örnek yapayım istiyorum. Örneğin ben diyorum ki je suis Türk. Ben Türk. Bu cümleyi olumsuz yaparken ne yapacağım? Fiili bulacağım. Fiil burada suvi. Olmak fiili. Suvi. Ben Türk'üm der. O zaman hemen şu araya ne getireceğim fiilin önüne. Je ne suis oldu. Yetti mi? Hayır. Fiilden sonra da pa getireceğim ve fiil oldu size la forme négatif. Yani olumsuz. Je ne suis pas Türk. Ben Türk değilim. Peki, vous habitez en France. Siz Fransa'da yaşıyorsunuz. Yine olumsuz yaparken ne ve pas. Vous n'habitez pas en France. Vous habitez au Japon. Siz Fransa'da yaşamıyorsunuz. Japonya'da yaşıyorsunuz. Bu maskülen bir ülke Japonya. Unutmayalım.
O yüzden o Japon oluyor. Feminen ülkelerde an oluyordu biliyorsunuz. An France, Fransa'da. An Türkiye, Türkiye'de hatırlatmak için. Peki buradaki NA durumu nedir? Fransızca'da H harfi H yani okunmadığı için. Ondan sonra gelen harfi ünlüyü dikkate aldığımız için sesi yok çünkü. Na şeklinde oluyor. Yani Nabitepa örneğin. Nabitepa. Je n'habite pas örneğin. J'habite à Paris. Ben Paris'te oturuyorum. Je n'habite pas à Paris. Ben Paris'te oturmuyorum diyeceğiniz zaman Je n'habite pas à Paris. Ben Paris'te yaşamıyorum dediğinizde böyle oluyor yine. Elle s'appelle Aline. Elle ne s'appelle pas Aline. Onun adı Aline değildir. Elle s'appelle Zoe. Onun adı Zoe'dir. Le nez de mon père. Babamın burnu est petit. Küçüktür. Le nez de mon père n'est pas petit. Babamın burnu küçük değildir. Yine n'est pas. Il est pointu. Sivridir. Il burada burun. Maskülen. Le nez. J'aime le raisin. Raisin Fransızca'da üzüm demek. Maskülen bir kelime. Okurken Z sesiyle raisin. Çünkü burada gördüğünüz S harfi iki ünün arasında Fransızca'da Z sesi verir. O yüzden evi okurken İ ve O'nun arasındaki Z'yi Z okuduğumuz için maison diye okuruz. La maison, ev. Örneğin. La maison, ev. Maison. J'aime le raisin. Ben severim üzümü. Je n'aime pas le raisin. Ben üzümü sevmem. Je préfère la banane. Ben muzu tercih ederim. Altıncı etkinlikteyiz. Écoutez et répétez le texte. Yine bir dinleme etkinliği. İsterseniz bir dinleyelim. Burada bir e-mail yazılmış. İleti. Zoe yazmış. Lütfen ben dinlerken takip edin. Sonra bir daha dinleyin. Sonra gerekiyorsa bir daha dinleyin ve okuyun. Kendi başınıza. Leçon 6. Les loisirs. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? 5. Écoutez et répétez le texte. 2zoé@textmail.com a.theo@xmail.com. Bonjour Théo. Je m'appelle Zoé. Je suis belge. J'ai 19 ans. Je suis célibataire et j'ai un frère. Mon frère a 12 ans. Je suis étudiante à l'Université de Bordeaux. J'étudie le français. Le français est difficile, mais charmant. J'aime le voyage, la lecture, le théâtre, le cinéma et je déteste Internet. Je cherche une amie pour parler du théâtre et du cinéma. Zoé. Evet, dinledik. Biraz önce diyalog. Şimdi o diyalogu açıklayalım size. Ne anlatıyor mailde. Bonjour Théo. Je m'appelle Zoé. Artık biliyoruz benim adım Zoé. Je suis belge. Ben Belçikalıyım. J'ai 19 ans. 19 yaşındayım. Je suis célibataire. Bekar demek Fransızca. Je suis célibataire. J'ai un frère, frère masculin, erkek kardeş. Mon frère, erkek kardeşim, a 12 ans, 12 yaşında. Je suis étudiante, féminin. Étudiante, étudiant. À l'université de Bordeaux, Bordeaux Üniversitesi'nde öğrenciyim. J'étudie le français, Fransızca okuyorum.
Le français est difficile. Fransızca zor. Mais, ama. Charmant. Hoş, güzel. J'aime le voyage. Ben severim seyahati. La lecture. Okumayı severim. Le théâtre. Bunlar hep maskülen. Sinema. Le cinéma. Maskülen yine. Sinema. Et je déteste l'internet. Internet. İnternet. Déteste nefret etmek. Nefret ederim internetten. Je cherche, arıyorum, cherche. Une amie diyor da, feminen. Une amie olunca, kız arkadaş diyor. Une amie. Bir kız arkadaş. Pour parler, konuşmak için, du théâtre et du cinéma. Sinema hakkında ve tiyatro hakkında bahsetmek için bir arkadaş arıyorum. Peki devam edelim. Altıncı etkinlik bu dinlediğimiz tekstle ilgili, metinle ilgili. Récrivez le texte. Yeniden yazın bu teksti, maili. D'à côté, yandaki. À la forme négative, yani olumsuz yazın. Örneğin. Example. Je ne m'appelle pas Zoé. Benim adım Zoé değildir. Je ne suis pas belge. Ben Belçikalı değilim. Je n'ai pas 19 ans. 19 yaşında değilim. Je ne suis pas célibataire. Bekar değilim. Je n'ai pas de frère. Benim erkek kardeşim yok. Birkaç tane de ben yapayım, örnek olsun. Metinden alalım. Mesela ben severim. J'aime le voyage diye. Burada bir cümle var. Şurada hemen. Bunu olumsuz yapalım. J'aime le voyage et la lecture. Bunu yapalım örneğin. Nasıl olumsuz yapacağız? Je n'aime pas. Sevmem oldu. Je n'aime pas le voyage. Seyahati sevmem. Başka bir cümle de alalım. Je déteste l'internet. Ben internetten nefret ederim diyor orada. Şurada hemen. Biz de değil mi? Ben internetten nefret etmem. Yine je ne déteste pas l'internet. Fransızca internet İngilizce'de olduğu gibi büyük harfle yazılıyor. İ noktasız ve büyük. Fransızca'da büyük harflerde nokta olmaz. İnternet bu şekilde. Burada da öyle olmalı. Peki. Bir iki örnek de biz verdik. Şimdi lise le mail de Zoé. Zoé'nin mailini okuyun. Le mail diyorlar Fransızlarda. Le mail ya da le courrier elektronik. Elektronik posta. Le courrier elektronik ya da le mail. Vrai ou faux? Şimdi sorulara bakalım. Son frère petit. Yani burada Theo'nun, pardon, Zoe'nin kardeşi küçüktür. Doğru. 12 yaşında. Zoe est américaine. Zoe Amerikalıdır. Yanlış. Je suis belge. Belçikalıyım diyor. Elle déteste lire. Okumaktan nefret eder. Lire okumak. Lire. Okumak fiili. Yanlış. Öyle bir bilgi yok. Elle aime aller au cinéma. Sinemaya gitmeyi sever. Doğru. Le français est intéressant. Fransızca ilginç geliyor ona. Est difficile. Zor ama şarman. İlginç buluyor. Hoş. Elle aime beaucoup internet. İnterneti çok seviyor.
Hayır, je déteste internet diyor. İnterneti sevmiyor. Doğal olarak vrai birinci soru fa şeklinde oldu. Peki, mette download les phrases cümlelere bakalım. Ne demiş birinci de? Je ne travaille pas mes leçons. Derslerime çalışmıyorum. Je ne travaille pas mes leçons. Olumsuz cümleler. İkinci cümlede ils n'ont pas d'enfants. Onların çocukları yok. Yine olumsuz yaptık. Elle n'aime pas aller au cinéma. Onlar sinemaya gitmek istemiyorlar. Aller gitmek fiili. Sevmek eme. Je préfère la danse et la musique. Ben tercih ederim dansı ve müziği. Bu olumsuz bir cümle olmamış. Sonuncu cümlede elle ne parle pas italien. O İtalyanca konuşmaz cümlesi. O cümlede olumsuz gördüğünüz gibi. Evet, burada bir bölüm var. Attention, dikkat. Avoir fiili, sahip olmak fiilinden sonra an, ün ya da de, yani bir, benim bir evim var, senin bir arkadaşın var gibi düşünebiliriz Türkçe ya da çoğulda de. Aynen bir kişi dediği zaman je un enfant, benim bir çocuğum var. Bunun olumsuzu ne pas de oluyor. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Peki burayı biraz açalım. Nasıl bu şekle geldi bu? Je n'ai pas d'enfant şeklinde oldu. Düşündüğümüzde Fransızca'da iki ünlü yan yana geldiğinde ne'nin e'si olumsuzluk ekinin e'si düşüyor. Je n'ai pas de enfant dendiğinde yine buradaki ö Fransızca düştü. Je n'ai pas d'enfant. Elle a une sœur. Onun bir kız kardeşi var. Peki, onun bir kız kardeşi yok, feminen. Elle n'a pas de sœur. Peki, yine biraz önce olduğu gibi, je n'ai pas d'enfant dediğimiz bölümde olduğu gibi, burada da aynı şekilde bakalım. Yine elle ne a pas de sœur şeklinde. Burada sœur sesiyle başladığı için herhangi bir sorun yok. Peki, bunu biraz büyütelim. Burada asla Fransızca'da böyle elle ne a gibi yazamazsınız. Hep böyle elle n'a pas de sœur, onun kız kardeşi yok. Çoğul da yine tu as des brassolets, tu n'as pas de brassolets. Özetlersek şunu söyleyebiliriz. Fransızca'da un, une ve de, İngilizce'de e dedikleri a girl, a boy gibi kullanılan belirsiz article dediğimiz article and defini Fransızca'da, olumsuz da de'ye dönüşüyor. Hepsi de oluyor. Bakın de enfant, d'enfant, de sœur, de brassolet. Burada de'ye dönüştü. De olumsuz da de oldu. Un burada olumsuz da de oldu. Yine un burada olumsuz da d'enfant, de oldu. Evet sevgili öğrenciler, bugün ünite 2, leçon 6, 6. dersteyiz. Bien sûr, les loisirs. Hobileriniz, boş zamanlarında yaptığınız şeyler.
Réécrivez le texte à la forme négative. Alıştırma kitabı ile devam ediyoruz. Yeniden yazın. Réécrivez. Yeniden yazmak. À la forme négative. Negatif formda, yani olumsuz olarak yeniden yazın. Önce ne yazıyor tekstimizde bir bakalım isterseniz. Je m'appelle Amat. Benim adım Amat. Je suis Marocain, Faslıyım. J'habite à Marrakech. Marrakech'te oturuyorum. J'ai 18 ans, 18 yaşındayım. Je suis lycéen, liseliyim. Mon père est docteur, babam doktor. Ma mère est professeur de maths, annem matematik öğretmeni, professeur de maths. J'ai deux frères, iki erkek kardeşim et une sœur, bir kız kardeşim var. J'aime le cinéma et le théâtre. Sinemayı ve tiyatroyu severim. Mais ama je préfère le théâtre. Tiyatroyu tercih ederim. Peki bu cümleleri olumsuz yaptığımızda nasıl bir metin elde ediyoruz? Birlikte bakalım. Je ne m'appelle pas Amat. Je ne suis pas Marocain. Je n'habite pas à Marrakech. Je n'ai pas 18 ans. Je ne suis pas lycéen. Mon père n'est pas docteur. Ma mère n'est pas professeur de maths. Je n'ai pas deux frères. Biliyorsunuz iki. Benim erkek kardeşim yok diyorsunuz genel olarak. Et deux sœurs. Une sœur oldu. Deux. Olumsuzda une. Daha önce de söylemiştim. Deux'ye dönüşüyor. Je n'aime pas le cinéma. Sinemayı sevmem. Le, et le théâtre. Tiyatroyu. Je ne préfère pas le théâtre. Biraz önceki metinin tam tersi oldu. Her şeyi olumsuz hale getirmiş oldu. De. Mettez les mots dans l'ordre. Peki birinci cümle ne olur? Olumsuz bir cümle. Mon cousin n'a pas de chien. Benim kuzenimin köpeği yok. Chien, maskülen köpek. Chien, sözcüğü maskülen ve köpek demek. Chien. Je ne regarde pas les films romantiques. Yine ne regarde pas. Regarde bir şey izlemek. İzlemiyorum romantik filmleri. Je ne suis pas hollandais. Ben Hollandalı değilim. Hollandais. Hollandais. Maxime et Chloé ne sont pas dans la même classe. Maxime ve Chloé aynı sınıfta değiller. La même. Aynı sınıf. La même classe. Nous ne préférons pas le chocolat. Biz çikolatayı tercih etmiyoruz. Bütün cümleler olumsuz. Vous n'aimez pas danser. Siz dans etmeyi sevmiyorsunuz. Troisième exercice. Üçüncü. Écoutez. Dinleyiniz. L'enregistrement. Kayıtı dinleyin. Et répondez. Cevap verin. Şimdi bu bir dinleme etkinliği. Dinlerken Le garçon s'appelle. Çocuğun adı nedir? Jean mu? Paul mu? La fille s'appelle. Kızın adı nedir? Marion mu? Valérie mi? Onu anlamaya çalışıyoruz. Bir dinleyelim. Leçon 6. Les loisirs. 3. Écoutez l'enregistrement et répondez. A. Le garçon s'appelle Paul. B. La fille s'appelle Marion. Peki, dinledik. Ne diyor? Bir de ona bakalım. Le garçon s'appelle Paul. La fille s'appelle Marion. Diyor, değil mi? Kızın adı Marion. Pardon, kızın adı Marion. Erkek çocuğun adı Paul. Dördüncü egzersizdeyiz. Yine bir dinleme egzersizi. Écoute, dinleyiniz. Quel mot entendez-vous diye bir diyalog dinleyeceksiniz. O diyalogda duyduğunuz sözcükler, müzik var mı, spor geçiyor mu, sinema, film, komik, maç, kültür, kültürel gibi duyduğunuz sözcükleri entourer,
Yani yuvarlak içine alın. Bu şekilde. Peki bir dinleyelim. Siz iki defa dinleyin videoyu geriye alarak. Sonra birlikte cevabı yapacağız zaten. Leçon 6. Les loisirs. 4. Quels mots entendez-vous? Cochez-les. Jean est bizarre. Allô, Jean? Oui, c'est moi. Pourquoi tu n'es pas venu pour écouter de la musique? Je n'aime pas la musique. Je préfère le sport. Alors, ce soir, il y a un match de basket. Ça te dit? Pas du tout. Je voudrais aller au cinéma. D'accord. J'aime bien le cinéma. Il y a un film de science-fiction au centre culturel. Non, je déteste ça. Allons voir un film comique. Ça me plaît. Evet, birlikte bir daha dinleyelim. Leçon 6. Les loisirs. 4. Quels mots entendez-vous? Cochez-les. Jean est bizarre. Jean est bizarre. Jean, tuhaf, bizarre, tuhaf. Allô, Jean? Oui, c'est moi. Pourquoi tu n'es pas venu pour écouter de la musique? Pourquoi tu n'es pas venu pour écouter de la musique? Neden müzik dinlemek için gelmedin? Diye sordu arkadaşı ona. O zaman müzik kelimesini ilk cümlede duyduk. Je n'aime pas la musique. Je n'aime pas la musique. Müziği sevmiyorum. Olumsuz bir cümle. Je préfère le sport. Je préfère le sport. Peki spor. Spor da geçiyor yine. Spor. Devam edelim. Alors, ce soir, il y a un match de basket. Alors, ce soir, il y a un match de basket. Bu akşam bir basket maçı var. Ça te dit? Ça te dit? Ne dersin? Pas du tout. Je... Pas du tout. Asla olmaz. Je voudrais aller au cinéma. Je voudrais aller au cinéma. Ben sinemaya gitmek istiyorum. Sinemada şu an geçtik. Galiba sırayla koymuşlar. Öyle görünüyor. D'accord. J'aime bien le cinéma. Tamam, sinemaya gidelim. Il y a un film de science-fiction au centre culturel. Il y a un film de science-fiction. Yine filmi de söyledi. Au centre culturel. Onu da söyledi. Non, je déteste ça. Allons. Hayır, nefret ederim bundan. On voit un film comique. Ça me plaît. Un film comique. Maçta geçmişti, basket maçı komikte geçti. Bütün sözcükler diyalogda geçiyor. Beşinci egzersizdeyiz sevgili öğrenciler. Dit ce que vous avez, sahip olduğunuz, et ce que vous n'avez pas, sahip olmadığınız şeyi söyleyiniz. Sahip olduğunuz ve sahip olmadığınız şeyi. Continue comme dans example, örnekte olduğu gibi devam edin. Example, örnek. J'ai un piano, benim bir piyanom var. Mais je n'ai pas de violon, ama benim bir kemanım yok. Peki, A, je n'ai, j'ai un piano, mais je n'ai pas de violon. B'de bir örnek. On a des livres, mais on n'a pas de crayon. Kitabımız var ama kalemimiz yok. J'ai un chien, B'de. J'ai un chien, mais je n'ai pas de chat.
Benim bir köpeğim var ama kedim yok. Chien, köpek, chat, kedi. Nous avons une maison, bir evimiz var. Mais nous n'avons pas de jardin, bahçemiz yok. Olumsuz da hep de oluyor. Unutmayın, bir daha hatırlatayım. Article olan an, maskülenler için, ün feminenler için ve herkes için çoğul article, en defini, belirsiz tanımlık dediğimiz an, ün, de, olumsuz da de'ye dönüşüyor. İşte burada bakarsak, bütün cümlelerde de'ye dönüştüğünü görürüz. De, olumsuz da, de. Avoir fiiliyle son. Avoir'dan sonra ne pas avoir de. Bir şeye sahip olmamak şeklinde o bunu şöyle hatırlayabiliriz. Ne pas avoir de. Sahip olmamak. Ne pas avoir de. Peki sonraki etkinliğe bakalım. Répondez aux questions. Cevap verin sorulara. A la forme négative. Olumsuz cevap verin. Est-ce que sorusu Fransızca'da mi soru ekidir? Fransa'da bir öğretmen derste est-ce diye başlasa ders. Bütün öğrenciler cümleye est-ce diye başlayıp bekler öğrenciye soruyu hissettirmek için. Bütün öğrenciler bilirler ki öğretmen bize bir soru soracak. Bu sorunun cevabı oui ya da no, evet ya da hayır olacak. Peki burada no ile cevap vereceğiz. Hep hayır olacak. Est-ce mi? Türkçedeki mi soru eki dediğim gibi. Est-ce vous aimez la musique classique? Müzik klasiği sever misiniz? Klasik müziği. No. No. Non, je n'aime pas la musique classique. Hayır, klasik müziği sevmem. Est-ce que tu chantes bien? Sen iyi şarkı söyler misin? Chante, şarkı söylemek. Sen iyi şarkı söyler misin? Non. Non, je ne chante pas. Non, je ne chante pas bien. Hayır, iyi şarkı söylemem. Ne? Ve pa'nın arasında fiil, chante fiili biliyorsunuz. Est-ce qu'elle fait du sport? O spor yapıyor mu? Non, elle ne fait pas de sport. Hayır, o spor yapmıyor. Yine faire fiili, ne ve pa'nın arasında. Est-ce qu'il visite le musée du Louvre? Louvre müzesini, Paris'teki o ünlü büyük müze. O ziyaret ediyor mu? Non, il ne visite pas le musée. Visite fiili yine ne pa'nın arasında olumsuz. Müzeyi ziyaret etmiyor. Est-ce qu'elle mange du fromage? Peynir, fromage. Fransız peyniri yiyor mu? Peynir. Fransız peyniri yiyor mu? Non, elle ne mange pas du fromage. Hayır, onlar Fransız peyniri yemiyorlar. Bu arada bir şeye dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Burada da du sport de'ye dönüştü. Du fromage de'ye. Yine du. Bunlar da de'ye dönüşü olumsuz da. Est-ce que vous avez 23 ans? 23 yaşında mısınız? Non, j'ai 25 ans. Hayır, 25 yaşındayım. Est-ce qu'il s'appelle Pierre? Non, il s'appelle François. Böyle de olumsuz yapabiliriz. Türkçede de senin adın Ali mi? Hayır, benim adım Mehmet gibi. Olumsuz şekle getirebiliyoruz cümleleri. Peki dersi burada bitiriyoruz artık. Çalışma kitabının da son etkinliğini yaptık. Umut ediyorum Fransızca konusunda size yardımcı olabiliyoruzdur. A bientôt. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.